Evet sevgili Kanal T izleyicileri, yeni bir gazete programıyla karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde bugün Profesör Doktor Hamza Duygu bizlerle olacak. Yakında Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı. Kendisiyle COVID-19'un kalp sağlığı üzerine etkileri ve bunda kalp hastalarının ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Bulduk. İyi yayınlar. Sağlıklı günler herkese. Teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler de iyiyiz. İşte COVID-19'la ilgili evet. Bütün dünyada olduğu gibi bizler de bununla ilgili meslektaşlarımızın yaptığı gibi haberleri yapıyoruz. Sizler gibi değerli konukları ağırlıyoruz. Toplumu bilgilendirmek için programlar gerçekleştiriyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Evet efendim, COVID-19'la başlayalım. İlk önce kalp sağlığı ve COVID-19 diyelim. Nasıl, neler yapmak lazım? Kalp hastalarımız biliyorsunuz uzmanların da belirttiği gibi çok büyük risk altında. Kronik rahatsızlık evet, olduğu evet. için risk altındalar. Siz neleri tavsiye ediyorsunuz? Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi son birkaç aydır maalesef bu koronavirüs enfeksiyonu tüm dünyada görünmeye başlandı. Ve özellikle belli popülasyonda ölümcül bir hastalık. Bunların başında da kronik kalp damar hastalığı olanlar geliyor. Bizim kardiyolojik açıdan baktığımızda hangi hastalar risk grubunda diye değerlendirecek olursak, en büyük risk grubu kronik kalp yetersizliği hastaları. Özellikle işte bir yıl içerisinde 2-3 kez kalp yetersizliği, nefes darlığı, akciğerlerinde su toplaması nedeniyle hastaneye yatan hastalar en büyük risk grubu. Bunun dışında gene stent veya bypass operasyonu geçirmiş ancak kalp kası fonksiyonları etkilenmiş olan hastalar da risk grubunu oluşturuyor. Kronik hipertansiyonu olup kontrolsüz hipertansiyonu olan, yani bir takım ilaçlarla kontrol altına alınamamış yüksek tansiyon olan hastalar gene önemli bir risk grubu. Bunun dışında işte kalp hastalıklarına eşlik eden şeker hastalığı, kronik böbrek yetersizliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz KOAH hastaları, kronik astım hastaları, kalp nakli yapılmış olan hastalar, çünkü bunlar çok fazla sayıda bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanıyor ve enfeksiyonlar bu tür hastalarda çok fazla ağır geçmekte. Gene bir takım hastalıklar nedeniyle kortizon alan hastalar oldukça yüksek risk grubunu oluşturuyor. Bu konuda işte bizim son birkaç aydır hastalarımızdan en sık gelen sorulardan birisi de işte kronik hipertansiyon hastası rutin kontrollerini yaptırıyor. Tansiyon ilaçlarıyla kontrol altında tansiyonu. Ben risk grubunda mıyım? Evet. Kronik hipertansiyon hastaları genel olarak yaşla birlikte hipertansiyon sıklığı arttığı için risk grubunu oluşturuyor. Ancak düzenli kontrollere giden, ilaçların düzenli kullanılan, tansiyonlarının kontrol altında olduğu hastalarda risk çok fazla değil. Ama normal bir vatandaşla karşılaştırdığımızda da risk sıfır diyemeyiz. Az da olsa bir risk var. Bu tür hastaların kendilerini korumaları gerekiyor. En önemli şey burada herkesin işte her gün televizyonlarda vurgulamaya çalıştığımız sosyal izolasyon ve gerekli kişisel hijyenik önlemlerin alınması. Evet hocam, biraz kalp sağlığıyla devam edelim. Şimdi stent takılı olan hastalarımız var. Onun dışında işte kalp yetmezliği olan hastalarımız var. Kalp pili olanlar var, kapak hastalıkları var. Şimdi bunlara baktığımızda hepsinin risk grupları aynı seviyede değil, mi? Aynı. Yoksa belli bir standardı şöyle, var mı? Düşük risk grubu işte bir veya iki tane stent takılmış ama kalp krizi geçirmemiş, kalp fonksiyonları etkilenmemiş hastalar. Daha önce de söyledim, kontrol altında yüksek tansiyon hastaları. Şekeri var ama gene kontrol altında. Bypass operasyonu geçirmiş, herhangi bir kriz geçirmemiş, kalp fonksiyonları iyi olan hastalar düşük orta risk grubunu oluşturuyor. En yüksek risk grubu kronik kalp yetersizliği hastaları ve buna eşlik eden işte böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı gibi hastalıkları olanlarda kontrolsüz şeker hastalığında oldukça risk fazla. Neden fazla? Bu hastalarda zaten kalp rezervleri azalmış vaziyette. Bir de bunun üzerine enfeksiyon bindiği zaman ve enfeksiyon akciğerlere ilerleyip zatürreye neden olduğunda rezervler zaten sınırlı olduğu için bu enfeksiyon hastalar çok iyi tolere edemiyor ve ani ölümlere kadar giden kalp komplikasyonları görülebiliyor maalesef. Peki belli bir yaş grubu var mı? Yani genç hastalar, 40'lı yaşlardaki hasta gruplarıyla 60'lı yaşlardaki hasta grupları şimdi aynı şöyle, statüde mi değerlendiriyorsunuz? Yani bu düşman koronavirüs enfeksiyonu yeni aslında daha yeni tanımaya başladık düşmanımızı. Eskiden gençlerin bu hastalıktan muaf olduğunu, geçirse bile çok fazla problem yaratmadığı söyleniyordu ama son zamanlarda yeni doğanda bile koronavirüs enfeksiyonu gösterildi. Hatta 10'lu 20'li yaşlı hastalarda da koronavirüsten kayıplar dünyada bildirildi. Ama en yüksek risk grubu 60 yaş üzeri.
Bunun da nedeni 60 yaş üzerinde ek kronik hastalıklar eşlik ettiği için bu hasta grubunda risk biraz daha fazla. Dolayısıyla 60-65 yaş üzerinde kendini çok iyi koruyup kollaması lazım bu enfeksiyona karşı. Peki kalp sağlığını nasıl koruyacak bu enfeksiyona karşı? Şöyle, kronik kalp hastalığı olan hastalarımıza bir defa şunu öneriyoruz. Bu son birkaç ay içerisinde mecbur kalmadıktan sonra evlerinden dışarıya çıkmamaları, yani sosyal izolasyon. Ama bu arada tabii iki ucu keskin bıçak bu. Bazı hastalarımız da şikayetleri olsa bile hastaneye gelmemeye başladılar. Dolayısıyla kronik kalp hastalığı olan hastalarda sosyal izolasyon şart. Ancak bir takım alarme edici şikayetler olduğunda kişisel korunma önlemlerini alarak hastaneye, doktorlarına ulaşmada da tereddüt duymamaları gerekiyor. Nedir bu şikayetler? İşte uzun süreli nefes darlığı, geceleri düz yatamama, ayaklarda şişlik, aşırı kilo alma, uzun süren çarpıntı atakları, 10 dakikanın üzerinde göğüs kafesi üzerinde işte sol kola yayılan baskı tarzında göğüs ağrısı olan hastaların da en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bunun dışında hiçbir şikayeti yok. İlaçlarını düzenli alıyor hastalar. Bu dönemde birazcık kontrollerini ertelemelerini öneriyoruz. Bunun dışında bağışıklık sistemini güçlendirici işte bir takım önlemler almaları lazım. Bol sıvı tüketimi önemli. Beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bol protein, işte yumurta, balık ağırlıklı, sebze, meyve, C vitamini ağırlıklı besinlerle beslenmeleri gerekiyor. Uyku düzeni çok önemli. Maalesef bu son dönemlerde toplumun psikolojisi de bozuldu. Her olaydan, her duyduğu haberden etkilenmeye başladı. Geceleri birçok kalp hastamız bizim artık uyuyamıyorum hocam ne yapsam diye soruyor bize. Gece mutlaka 6-7 saatlik uyku düzeni önemli. Uykusuzluk da bağışıklık sistemini zayıflatıp enfeksiyonlara davetiye çıkarabiliyor. Olabildiğince kilo almamaya dikkat etmeleri lazım bu dönemde. Evdeki ev içi aktivitelerini arttırmaları gerekiyor. Düzenli uyku, dediğim gibi stresten uzak durma, genel enfeksiyon hastalıklarından korunma da aslında en önemli önlemler bizim için. Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi insanlar evde kaldığı zaman çok fazla da gıda tüketimine gidiyorlar. Evet. Çünkü aktivite olanağı neredeyse sıfırlanıyor. Yani siz bir insana evde ne kadar spor yaptırabilirsiniz? Ya da eğer bir apartmanda oturuyorsa... Yani bir bahçeli evde otursa gider bahçeyi işte çapalar. Hepimiz zaten düzenler. Son birkaç ay içerisinde birkaç kilo aldık. Bu ev ortamında çok da fazla yapılabilecek herhalde gibi gözükmüyor. Aktiviteler bu noktada kalp sağlığını koruması için bu hastaların ne yapması lazım? Yani bir diyetisyene başvurmaları gerekiyor mu? Ya da evde bir düzenlemelerini neye göre yapmaları gerekiyor? Çok özellikle kalp yetersizliği hastalarında tuzsuz diyet çok önemli. Tuzu kaçırmamaları gerekiyor. Aksi takdirde vücutta sıvı toplanması, işte akciğer edemi dediğimiz akciğerlerde sıvı toplaması, ayaklarda şişkinliğe yol açabilir. Bir de çok önemli alkol alımını da son zamanlarda evde başka yapacak aktivite olmadığı için arttı. Alkol alımını da sınırlandırmaları gerekiyor. Olabildiğince yani sosyal olarak her ne kadar izole yaşasak da yakınlarıyla, arkadaşlarıyla iletişim kesmemesi lazım. Görüntülü de olsa konuşup sohbet edip rahatlamaları gerekiyor. Bir de bu medyada maalesef insanlar yapacak başka aktivite olmadığı için 7/24 işte internette, sosyal medyada çıkan haberlerle vakit geçirmeye çalışıyorlar. Bu konuda da güvenilir kaynaklardan güvenilir haberlere itibar etmelerinde, işte bilimsel otoritelerin önerileri doğrultusunda ve bu işin uzmanları tarafından yapılan önerilere uymaları gerekiyor. Yoksa abuk subuk biz de okumaya başladık artık. İşte enfeksiyondan korunmak için hiçbir bilimsel kanıtı olmayan bir takım önerilerde bulunuyor. Bunlar da insanların kafasını karıştırıyor ve psikolojilerini bozuyor maalesef açıkçası. Peki hocam, bunlar için bir bağışıklık sistemini güçlendirici bir takviye falan öneriyor musunuz siz? Şöyle, bu konuda da hastalarımızdan çok soru geliyor. İşte ekstra vitamin alalım mı? Eğer düzenli besleniyorsanız, günlük protein ihtiyacınızı, karbonhidrat ihtiyacınızı alıyorsanız, sebze meyve ağırlıklı, C vitamini ağırlıklı besleniyorsanız ve kan tahlili yaptırdınız, kandaki vitaminleriniz düşük değilse dışarıdan bunu ilaç olarak almaya gerek yok. Burada önemli bir şey bağışıklık sistemini güçlendirici D vitamini. Özellikle bu konuyla ilgili hastalarımızdan çok soru geliyor. Eğer kanda D vitamini düzeyiniz düşükse bu sizi enfeksiyonlara açık hale getirebiliyor işte. Kas iskelet sistemiyle ilgili yan etkilerini bıraktık. Bu son zamanlarda enfeksiyon açısından da D vitamini düşüklüğü özellikle risk faktörü. Kanda baktık D vitamini düşükse bunu dışarıdan ilaçla, hapla veya işte bir takım tedavilerle yerine koyup vitamin düzeylerini yükseltebiliriz. Ama rutin işte B vitamini, C vitamini,
A vitamini, E vitamini gibi vitamin kapsülleri almaya gerek yok. Bunları normal doğal besinlerden almak en faydalısı. Peki hocam, bu D vitamini ile ilgili çok tartışmalar var. Yani siz söylediğiniz için ben de sormak gereksinimi duydum. D vitamini dengesini vücutta nasıl kurmak gerekiyor? Özellikle benim de çevremde gördüğüm mesela Adada çok fazla D vitamini eksikliği olan hasta var. Aslında D vitamini biz güneş ışınlarıyla alıp deride sentezliyoruz ama genetik olarak vücutta D vitamini yapımının oluşum mekanizması bozuksa, her ne kadar güneşte kalırsanız kalın veya dışarıdan yiyeceklerle alırsanız alın, kandaki D vitamini düzeyiniz yükselmiyor. Dolayısıyla bunu ilaç olarak dışarıdan almak gerekir. Hiçbir yan etkisi yok. Ama doktor kontrolde ve kanda D vitamini düzeyine bakarak, çok yüksek dozlarda da zehirlenmeler yol açabiliyor. Dolayısıyla mutlaka doktor kontrolünde alınmasında büyük fayda var. Evet hocam, bir de son dönemde çok da gündeme gelmeye başladı. Covid-19 ile birlikte zatürre konusu. Evet. Zatürre aşısı bildiğimiz kadarıyla yapılıyordu ama çok fazla hani grip aşısı gibi gündeme gelmeyen bir aşı türüydü. Herhalde önümüzdeki dönemde bunda da bir patlama kesinlikle yaşanacak mı? Aslında biz rutin kronik kalp hastalığı olan hastalarımıza her yıl işte Eylül, Ekim, Kasım aylarında, ki bunun yapılma zamanı budur, yapılmasını öneriyoruz. İki tane aşı türü var. Birisi 5 yılda bir yapılan, bir de ömür boyu bir kez yapıldığında artık tekrar edilmesi gerekmiyor bu aşıların. Neden pnömokok aşısı, zatürre aşısı öneriyoruz hastalarımıza? Gribal viral enfeksiyonlardan sonra bu bakteriyel enfeksiyonlara da vücut açık hale geliyor. Dolayısıyla ikinci bir enfeksiyon viral enfeksiyonların üzerine bindiğinde daha ölümcül seyredebiliyor kişilerde. Dolayısıyla o ikinci bakteriyel enfeksiyonları önlemek için zatürre aşısı öneriyoruz. Kimlere öneriliyor bu COVID'den önce? 65 yaş üzerindeki hastaları, kronik kalp yetmezliği olan, diyabeti olan, kronik böbrek yetmezliği olan, bronşiti olan, immün bağışıklık sistemin baskılayıcı kortizon veya benzeri ilaç alanlara veya bunlar kanser hastaları değil mi? Kanser hastaları, radyoterapi alan, kemoterapi alan veya kan hastalığı nedeniyle dalağı alınan hastalara mutlaka pnömokok aşısı öneriyoruz. Şimdi bu günlerde hastalar sormaya başladı, artık yaptıralım mı, vakti de geçti diye. Şu aşamadan sonra yaptırmanın çok büyük bir faydası yok açıkçası. Dediğim gibi kış aylarına girmeden önce yapılması çok daha avantajlı. Evet hocam, bu sıtma ilaçlarıyla ilgili çok fazla tartışma oldu. Yani işte bu COVID-19'un tedavisinde kullanılacak, kullanılıyor. Başarılı mı, başarısız mı? Zaten şu an onunla ilgili net bir bilgiler de elimizde yok. Peki bu sıtma ilacı dediğimiz, işte hidroklorofin dediğimiz ilacın kalp üzerinde bir etkisi var mı? Şimdi şöyle, dediğim gibi düşman yeni, dolayısıyla hangi ilacın etkili, hangi ilacın etkisiz olduğunu bilmiyoruz. Aslında bu ilaçlar eskiden beri bir takım hastalıkların tedavisinde kullanılmış olan ilaçlar. Dolayısıyla bunu verelim, herhangi bir yararlı etki var mı yok mu diye tüm elimizdeki alternatifleri değerlendiriyoruz. Bu ilaçlarla ilgili çok büyük yapılmış şu an çalışmalar yok. Deneyip görerek, hastadan aldığımız cevaba göre karar veriyoruz. Bunlardan birincisi de sıtma ilacı. Sıtma ilacı çok uzun yıllardan beri kullanılıyor. Özellikle işte bu askeri birliklerde sıtma enfeksiyonu çok sık görüldüğü dönemlerde kullanılmış. Daha sonra kullanılırken romatizmal hastalıklara da iyi geldiği saptanmış. Sonra romatizmal hastalıkların tedavisinde de lupus gibi kullanılmaya başlandı. Ve son zamanlarda da COVID enfeksiyonunda. Şöyle, yararı nasıl olduğu üzerinde deneysel yapılan çalışmalarda virüsün insan hücresine tutunmasını bu sıtma ilaçlarının engellediği saptanmış. Ve her hastaya hemen hemen şu an COVID enfeksiyonu alan hastalara veriliyor. Yararı ne? Dediğim gibi çok böyle kanıtlanmış bilimsel çalışmalar yok ama üst solunum yoluna yerleşmiş olan virüsün akciğerlere inmesini engelleyip hastaların işte solunum cihazlarına bağlanma oranını azalttığı saptanmış. Ha, madalyonun ikinci yüzü de kalple ilgili yan etkiler. Neler görülüyor? Eğer bilinçsiz bir şekilde siz her hastaya sıtma ilacını verirseniz, QT uzaması dediğimiz bizim ölümcül taşikardiler, ritim bozuklukları, ani kalp durmasına kadar giden yan etkiler görülebiliyor. Normali bu ilaçların başlanmadan önce mutlaka bir kalp uzmanıyla konsülte edilerek herhangi bir altta yatan risk faktörü var mı yok mu araştırılması gerekiyor. Mutlaka bir elektro çekilmesi gerekiyor. Özellikle ileri yaştaki elektrolit dengesizliği olan, potasyumu düşük olan, magnezyumu düşük olan, ek kalp hastalığı olan hastalarda bu sıtma ilaçlarının maalesef ölümcül yan etkileri var.
Bir diğer ikinci yanı da bu azitromisin denilen bir ilaç da kullanılmaya başlandı. Hatta Amerika'da hem sıtma ilacını bu hem azitromisini aynı preparat içerisinde koyup hastalara vermeye başladılar ve gördüler ki birçok hastada ölümcül ritim bozukluğunu eğer siz kardiyolojiye danışmadan kontrolsüz her hastaya verirseniz tetikleyebildiği saptanmış. Dolayısıyla iki ucu keskin bıçak indikasyon olan vakalarda kalple ilgili yan etkiler dışlanarak başlanabilir. Ama dediğim gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ve ilacı verirken de hastayı iyi takip etmemiz gerekiyor. Yani şunu mu anlıyoruz hocam? Covid-19 tedavisi gerçekleşirken hastanın diğer hastalıkları da olabileceğini aynen, göz önüne alarak diğer doktorlarla istişare içerisinde. Kesinlikle. Bir de yeri gelmişken bu Covid hastalığı hep tabii biz zatürre üzerine yoğunlaşıyoruz. Kalple ilgili de son zamanlarda bir takım yan etkileri oldu, saptanmış. Bunun en önemlisi ölümcül kalp kası iltihabı. Nasıl enfeksiyon akciğer zarlarına gidip oturuyor, alveolleri tıkıyor ve solunum yetmezdi. Solunum cihazına bağlamaya kadar giden solunum yetersizliklerine yol açabiliyor. Bu enfeksiyon kalp kasına da oturup şoka kadar giden tabloları, ağırlaştırılmış tablolara yol açabiliyor. Gene ritim bozukluklarını tetikleyebiliyor enfeksiyonun kendisi. Ani tansiyon düşüşleri, ani tansiyon yükselmeleri. Ne yol açabilir? Dolayısıyla son yapılan artık şeylerde bu ölen hastaların geriye yönelik incelemeleri yapıldığında %10-15 hastanın akciğer enfeksiyon nedeni değil de kalp kaynaklı nedenlerle kaybedildiği de son çalışmalarda artık gösterilmiş durumda. Peki hocam, Covid-19'un dünyadaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kalp hastaları üzerinde baktığınız zaman bir araştırması çıktı mı? En azından dünya literatürüne şu an giren bir araştırma var mı? Dünyada var. Özellikle kalp hastalarının 3 sonuç var. Kalp hastalarında enfeksiyon ağır geçiyor. Kalp hastalarını enfeksiyona karşı sıkı korumamız lazım. Ve bu kalp kası iltihabına, kalp zar iltihabına da COVID'li hastalarda mutlaka dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Evet, bu arada bir izleyicimiz Seyda Lukinger, değerli Hamza Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Selamlar Seyda Hanım buradan da. İyi evet. Günler diliyoruz. Peki hocam, dünyada biraz şey yapalım, literatürüne bakarak devam edelim. Kalp hastalıkları oranı şu an ne durumda? Şimdi tüm dünyada kalp damar hastalıkları ölümleri de birinci neden. En önemli yanı da kalp damar hastalıklarının önlenebilir hastalıklar olması. Özellikle kalp damar tıkanıklığı açısından baktığımızda bir takım belirlenmiş bizim risk faktörleri var. Bu risk faktörlerinden kaçındığımızda %50 oranda kalp damar hastalığına yakalanma oranımız azaltılabiliyor. Bunların başında sigara gelmekte. Maalesef sigara içen hastalarda 20 kat daha fazla kalp krizleri görülebiliyor. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite dediğimiz aşırı kilo, sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam, egzersiz yapmama, fast food tarzı beslenmeler ve genetik faktörler kalp damar hastalıklarında gelişmede birinci sırada. Buna değinmişken hastalarımızdan çok gelen bir soru da son zamanlarda bir takım tansiyon ilaçlarının bu COVID enfeksiyonunda risk faktörü olup olmadığı, bu tansiyon ilaçlarını kullananlarda enfeksiyonların daha ağır seyredip seyretmediği ile ilgili bir takım sorular geliyor. Bu çok önemli. İsterseniz yeri gelmişken tabii değinelim. Bu ACE inhibitörleri denilen bir veya anjiyotensin reseptör blokerleri dediğimiz bizim tıpta bir tansiyon ilaç grubu var ve yüksek tansiyon hastalarının %80'i bu ilaçları kullanılıyor. Birkaç tane böyle masa başı yapılmış teorik çalışmalarda bu ilaçları kullananlarda COVID enfeksiyonu daha ağır geçeceğiyle ilgili bir takım spekülasyonlar yapıldı. Ve ilacını bırakıp işte beyin kanaması geçiren hastalar oldu. Bu konuda hastalarımızı buradan sizin vasıtanızla uyaralım. Hiçbir şekilde bu tansiyon ilaçlarını ara vermeleri gerekmiyor. Yapılmış çalışmalarda bu ilacı kullanan hastalarda COVID enfeksiyonu daha ağır geçtiğine dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Ve bizim Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Derneği bu durumla ilgili bir bildiri yayınladı. Kesinlikle tansiyon ilacı kullanan hastaların ilaçlarını ara vermemesi gerektiği, enfeksiyonla bir ilişkisinin olmadığını buradan vurgulamamızda büyük fayda var. Evet. Gelen yorumlar var. Hatice Bamin, günaydın, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Hasan İlker, hayırlı yayınlar dilerim. Bilgi dolu bir programa. Çok teşekkürler. Hamza hocamızın hastasıyım demiş. Adamızın en değerli doktorlarından birisidir selamlar kendisi. Selamlar hastalarımıza, sağ olsunlar. Demiş. Hocam şey de soralım. Biz esasen Akdeniz ülkesiyiz ama mangalı da çok seven bir ülkeyiz. Sizin kanalınızda da mangalla ilgili bir program yapmıştık. Evet. Adada bir hayli fazla bu alışkanlık biliyorsunuz. Haftada bir. En azından mangal yapılıyordu. Şimdi tabii herkes eve kapandı, mangal da yapılamıyor. Onun da verdiği bir stres var.
Yani ayda bir falan bir takım şeylere dikkat edilerek yapıldığında çok zararlı değil, ama her hafta tütsülenmiş et yemek hem kalp damar sağlığı açısından hem yüksek tansiyon açısından oldukça zararlı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Akdeniz tarzı beslenme en önemli. Yani sebze meyve ağırlıklı. İşte zeytinyağının sofralarımızda kullanıldığı, mercimek tahıllı ürünlerinin ağırlıklı olduğu, balık etinin soframızda ağırlıklı olduğu Akdeniz diyeti kalp damar sağlığı açısından en sağlıklı diyet. Peki iş yerleri şu an kapalı. Fast food'u da seven bir topluluğuz yani. Önümüzdeki dönemde bu kapalılık süreci belki biraz kalp sağlığına iyi gelir mi? Yani bir süre etkileyecek gibi olumlu yönde, ama işte hareketsizliğin evde verdiği şey de kilo artışına yol açacak. Yani birkaç ayda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ortalık düzeldikten sonra, durulduktan sonra bu kiloları rahatlıkla verilebilir. Önemli olan şu an sosyal izolasyona dikkat etmek, kalabalık ortamlarda bulunmamak risk grubunun. İşte kişisel hijyene önem vermek, dışarıya toplu yerlere çıktığınızda maskenizi takmak, olabildiğince yakınlarınızdan uzak durmak, işte sosyal medya aracılığıyla görüntülü konuşabilirsiniz. 2 ila 4 hafta daha dikkat etmekte büyük fayda var. Evet, Ahmet Bayraktar, Sayın Hocam ve Mahmut Bey, iyi günler ve iyi yayınlar dileriz. Teşekkür ederiz. Selamlar Ahmet Bey. Hamza Duygu doktorum bir tanedir. Hayatımızı ona borçluyuz. Sağ olsunlar. Allah ondan razı olsun Sağ demiş. Sağ olsunlar hepimizden. Sağlıklı günler diliyorum tüm hastalarımıza, tüm izleyicilerimize. Evet hocam, şimdi et tüketimi konusunda neler söylemek istersiniz? Yani kırmızı et özellikle. Kırmızı et özellikle. Zaten çok tüketilen kırmızı et. Yani kalp damar sağlığı açısından beyaz et ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Biz ama tamamen kırmızı et de bir kenara atacak değiliz. Çünkü kırmızı ette de demir, işte bakır, çinko gibi, B12 gibi yararlı bir takım mineraller, vitaminler var. Dozunda yemek önemli. Haftada bir işte ızgara tarzı veya haşlama kırmızı etin de herhangi bir zararı yok. Tamamen sıfırlamayı kesinlikle önermiyoruz. Ama ağırlık beyaz et. Haftada 2-3 kez balık çok önemli. Özellikle omega 3 kaynağı olması açısından, kalp damar sağlığı açısından son derece önemli balık. Yani sizin tavsiye ettiğiniz omega 3 yönünden kuvvetli olan bir balık türü var mı? Yoksa bütün balık çeşitleri aynı işlemi görüyor? Yani yağlı balıklarda en fazla omega 3, ama tüm balıklar kalp damar sağlığı açısından yenilebilir. Dışarıdan bu arada omega 3 takviyesi alan hastalarımız var. Dediğim gibi haftada bir veya iki balık yedikten sonra ekstra çok öyle omega 3, omega 6, omega 9 gibi vitamin takviyesi almaya gerek yok. Peki hocam, size gelen hastaları şu an nasıl muayene ediyorsunuz? Yani biliyorsunuz COVID-19 ile ilgili bütün... En yüksek aslında risk grubu sağlık çalışanları şu aşamada. Mutlaka kişisel korunma önlemlerine dikkat ederek. Eğer ateş şüphesi olan bir hasta varsa mutlaka maske ve ikinci olarak kalkan denilen bizim Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği sağlık çalışanları için bir koruma maskesi var. Mutlaka onu kullanıyoruz. Sağlık çalışanları için eldiven şart. Bu arada yeri gelmişken vurgulayalım. Çok fazla dışarıda maske tamam ama eldiven de kullanan hasta görüyoruz marketlerde, evet. İşte dışarıda. Sağlık çalışanları dışında eldivenin herhangi bir koruyucu etkisi yok dışarıda normal halkın kullanması açısından. Özellikle marketlerde ben çok sık görmeye başladım. Eldivenle her yeri elliyoruz. Bir de kasaya geldiğimizde işte elimizi cebimize atıyoruz, cüzdan, kredi kartı. Oradan oraya, oradan oraya yayılıyor. Halbuki daha mantıklı olan işte toplu yerlere girerken veya markete girerken ilk başlangıçta el dezenfektanıyla elimizi temizleyip çıkışta da el dezenfektanıyla elimizi temizlememiz rutin eldiven kullanmaktan daha yararlı. Bir de şeyleri görmeye başladık son zamanlarda. İnsanlar eldivenleri çıkarıp marketlerin girişinde yerlere atmaya başladılar. Son derece zararlı. Bu enfeksiyonun yayılması açısından oldukça zararlı. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda bu konuda bir kamu spotu da var. Evet, çünkü çok fazla da görüyoruz olmuş, yani. Aynen. Yani kaç yapacağız derken göz çıkıyoruz. Enfeksiyonu yayıyoruz şeylerle, eldivenlerle. En iyisi şu an dışarıda bir ortamda bulunacaksa, kalabalık ortamda maskemizi takacağız. Maske takma konusunda da bir takım işte önemli şeyler var, bilgiler var. Bu cerrahi maskeler nemlendikten sonra koruyucu etkisi kalmıyor. Dolayısıyla 4 saatte bir, 5 saatte bir değiştirmek lazım. Son zamanlarda bez maskeler, yıkanılabilir maskeler kullanılmaya başlandı. Bunları da günlük olarak dezenfekte etmek gerekiyor. Kişisel koruma aşamasında en önemli şey şu an eğer dışarıya çıkacaksak maske kullanım çok önemli. Evet, Recep Yaba, Hamza Hocam'a günaydınlar, hastasıyım. Günaydınlar, Allah başımızdan eksik etmesin demiş. Sağ olsunlar, teşekkürler. Şimdi o zaman şöyle bakabiliriz. Maske takılması konusunda bütün dünya hemfikir. Görüş birliği var, aynen. En önemli koruyucu şey şu an maske. Hem enfekte kişilerin dışarıya damlacık yoluyla, biliyorsunuz bu hastalık damlacık yoluyla, solunum yoluyla, buruna, ağza yapışmayla
bulaşıyor. Dolayısıyla hem enfekte kişilerin hem de sağlıklı kişilerin bulaştırma potansiyeli olan kişilerin maske takması son derece önemli. Bir de son zamanlarda bu süper yayıcılar konusu gündeme gelmeye başladı biliyorsunuz. Bu süper yayıcılar denilen şey virüs kişide var, enfeksiyon bulgusu yok, semptom yok. Bunlar son derece zararlı. Dolayısıyla her kişiye COVID pozitif gözüyle bakıp kişisel korunma önlemimizi alıp 1-1,5 mesafede uzaklıkta durarak önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam testler konusunda görüşünüz nedir? Şimdi testler şöyle, iki tür test var. Birincisi kandan alınan testler. Bunlarda biz neye bakıyoruz? Virüs vücuda girdiğinde bizim bağışıklık sistemimiz bir takım işte antikorlar denilen şeyler üretiyor. Bu hızlı test denilen şey de parmaktan veya işte koldan kan alarak vücut bu virüsle karşılaşmış mı, karşılaşmamış mı, antikor oluşmuş mu, oluşmamış mı ona bakıyoruz. Genelde yarım saat içerisinde sonuç veriyor bu. Negatif çıkması çok önemli. Ama pozitif çıkarsa mutlaka doğrulanması lazım. Mesela bu hızlı test pozitif çıkan hastalara kesin PCR testi. PCR testinde de burundan veya ağızdan örnek alarak bu virüsün genetik yapısını aydınlatmaya yönelik bir takım testler var ki bu kesin sonuç veriyor. Hızlı test pozitif olanların %40'ında PCR testi pozitif çıkabiliyor. Dolayısıyla iki testin de kullanım alanı farklı. Evet hocam, bir izleyicimiz sormuş. Aysu Eyüp Emiroğlu. Sürekli maske kullanmak boğaz enfeksiyonu veya boğaz ağrısı yapar mı? Şimdi şöyle, son zamanlarda görmeye başladım. Evde kapalı ortamda hiçbir temas yok, maskeyle oturuyor hastalar. Evde maske takmaya gerek yok. Sadece dışarıya alışverişe gittiğimizde, kalabalık ortamlarda bulunduğumuzda hem kendimizi korumak için hem bizde varsa karşı tarafa bulaştırmayı önlemek için maske kullanılması gerekiyor. Tabii uzun süreli kullanırsanız boğazda kuruluk, enfeksiyonlara eğilim yaratabilir ama dediğim gibi sadece kalabalık ortamlarda bulunduğumuzda maske takmak lazım. Peki hocam, bu kullan at maskelerin dışında bir de yıkayıp kullanılabilecek maskeler var. Bunlar için neler? Yani hiç takmamaya göre tabii ki iyi ama koruyuculuk oranları, maskenin üzerindeki delikler eğer ne kadar büyükse dışarıya damlacık yoluyla bulaş daha fazla oluyor. Kullanılabilir, günlük ancak yıkanması lazım bunların, dezenfekte edilme koşuluyla kullanılabilir, hiç kullanmamaktan daha iyidir. Peki belli bir derecesi var mı bunun? 60 yani, derecenin üzerinde. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir araştırma okudum, 90 derecede bu virüsün yok edilebileceğini 60 gösterdi. Derecenin üzerinde 60-90 arasında olması tercih ediliyor. Bir de bu el dezenfektanlarıyla ilgili olarak da alkol bazlı el dezenfektanlarını, %70'in üzerinde alkol içeriği olan el dezenfektanlarını kullanmamız gerekiyor. Tabii ki el hijyeni de çok önemli, buradan vurgulayalım. Hı-hı. En aslında önemli şeylerden birisi de maske dışında ellerimizi düzenli olarak herhangi bir şeyle temas ettiysek yıkamak. Burada da en az 20 saniye ellerin düzenli bir dezenfektanla veya sabunla tüm elin iç kısmı, dış kısmı, baş parmaklar, bileklere kadar düzenli olarak 20 saniye yıkanması gerekiyor. Ha, yıkandıktan sonra bir de el dezenfektanı kullanan hastalarımız var. Buna gerek yok. Eğer sabunla elinizi düzenli yıkıyorsanız bir de üstüne el dezenfektanı kullanmanız gerekmiyor. Uzmanların çoğu sabunu tavsiye ediyor. Sabun ve suyu. Aynen. Çünkü el dezenfektanlarının egzama gibi... Yani bizim yaptığımız programlardan biliyoruz biz de. Şimdi bir de insanlar panik halinde yarım saatte bir el dezenfektanı, kolonya. Şimdi bu sefer şeyler, eksemalar başlamaya, baş göstermeye başladı. Çok fazla dediğim gibi kişiyle tokalaşmıyorsanız, yakın temasta değilseniz, kirli bir ortama bulunmuyorsanız, evin içerisindeyseniz çok fazla el dezenfektanı kullanmanıza gerek yok. Sadece elinizi düzenli aralıklarla yıkamak yararlı olabiliyor. Evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son 3 dakikamız. İsterseniz son mesajlarınızı da alalım. Şöyle, dediğim gibi kalp damar hastalıkları ülkemizde ve dünyada en sık görülen ve ölüme yol açan hastalıkların başında geliyor. Bu son virüs enfeksiyonları çıktıktan sonra da kalp damar hastalıkları özellikle risk grubunu oluşturuyor. Dediğim gibi özellikle kalp yetersizliği olan hastalar, kontrolsüz tansiyon olan hastalar, kalp yetmezliği zemininde stent takılan, bypass geçiren hastaların çok dikkatli olması gerekiyor. Sosyal izolasyon son derece önemli. Kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel hijyen yanında mutlaka bağışıklık sistemini güçlendirici bir takım ek takviyelerin alınmasında, beslenmemize, sıvı düzenimize, yeterli sıvı alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Stresten uzak kalacağız. Olabildiğince ev içi aktivitelerimizi arttıracağız. Kilo almayacağız. Alkolden uzak duracağız. Günde 2'nin üzerinde kahve almayalım. Bunlar çok önemli. Sigaradan uzak duracağız. Ve 6-7 saat düzenli uyku çok önemli. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Son bir mesaj da var. Onu da paylaşalım.
Fehime Bayraktar, oğlumun hayatını size borçluyum demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Tüm hastalarımıza, izleyenlerimize sağlıklı günler diliyoruz. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazetede ilk programın ilk bölümün sonuna geldik. Profesör Doktor Hamza Duygu bizlerleydi. Yakında Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bölüm Dalı Başkanı. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde Birikim Özgür'le bir Skype bağlantısı gerçekleştirip ekonomiyi konuşacağız. Görüşmek dileğiyle.